her yıl 22 Mart tarihi Uluslararası Dünya Su Günü olarak Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan farklı bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2024 yılı için Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu tema ise barış için sudan faydalanmak temasıdır. Dünya Su Günü Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan teması bu sene barış için sudan faydalanmak. Açıkçası bu temayı duyduğumda bana oldukça ironik gelmişti. Çünkü dünyada suyun bir barış meselesi olmasından ziyade alışık olduğumuz konu suyun aslında bir kavga ve savaş meselesi olması. Çünkü su kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmamamız, doğa temelli bir şehircilik anlayışını benimsememiz ve bu gibi nedenlerden dolayı dünya nüfusuna yeterli miktarda suyun ulaştırılmasında problemler yaşıyoruz ve bu da bir barışa vesile olmaktan daha çok savaşa ve kavgaya vesile oluyor. Suyu eğer etkin ve verimli bir şekilde kullanabilirsek, su kaynaklarımızı koruyabilirsek, savaş meselesi olmaktan çıkarıp bunu bir barış meselesi haline döndürebiliriz. Burası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İklim ve Çevre Bilim Merkezi. Yaklaşık olarak 4 ay önce biz bu merkezi hizmete açtık. Ve şunu burada paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu 4 aylık süre içerisinde burayı 60 bin, ki bunun da büyük çoğunluğu çocuk, 60 bin kişi ziyaret etti. Şu anda dışarıda da zaten çocuklarımızın seslerini duyuyoruz. Bu İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin temel amaçlarından birisi aslında Dünya Su Günü vesilesiyle su üzerine konuşuyoruz. Suyun da etkin bir şekilde, verimli şekilde kullanılması, su konusundaki tasarrufun üst düzeye çıkartılması. Bu bilim merkezinde 13 farklı temada deney deneyimlerimiz var. Bunlar iklim, çevre, işte atık, geri dönüşüm ve su gibi farklı temalar. Yaklaşık olarak proje henüz devam ediyor. Tamamlandığında 120 tane deney deneyimimiz olacak. Kanalizasyon sistemimize zarar verecek karaktere sahip atık suları tespit edip gerektiğinde ceza yapıyoruz bununla ilgili. Yaptırımlarımız mevcut. Atık su arıtma tesisimizler, atık su arıtma tesislerimiz, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi, Tarsus, Mezitli, Silifke, Erdemli, Kız Kalesi, Karpınarı, Atakent, Bozyazı, Anamur, Mut, Limonlu ve Kumkuyu Atık Su Arıtma Tesisi, Paket Atık Su Arıtma Tesisleri de Gülyurdu, Mara, Sarıyer, Karakeşli, Alaköprü, Narlıkuyu, Depeköy, Gözne, Fındıkpınarı, Sipahili ve Çeşmeli. Örnek üzerinden bakacak olursak bir tekstil ürünü için su ayak izi, bunun pamuğun yetiştirilmesinden başlamaktadır. Tarımsal su ayak iziyle başlıyor. Daha sonra süren aşamada ipliğin üretilmesi, kumaşın üretilmesi ve son olarak tekstil ürününün üretilmesini kapsamaktadır. Su ayak izi dediği bir gömlek ya da tişört için su ayak izi pamuğun ekilmesiyle başlamaktadır aslında. Ve hedef kapsam belirleyip hesabımızı yaptığımız zaman bu şekilde veriler elde ediyoruz. Örnek olarak bir fincan çayın su ayak izi 35 litre, bir fincan kahvenin su ayak izi 140 litre şeklinde daha önce yapılmış çalışmalardan örnekler. Ve bu sistem içerisinde fiziksel ve kimyasal açıdan değişime uğrarken bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından da kullanıyoruz bu suyu. Fakat asla yok olmuyor. Dünyadaki enerji döngüsü güneş sayesinde hareket eden bir açık sistemken su döngüsü kapalı bir sistem. Tabii depolamak mümkün. Depolamadan da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin ne yaptığınızla alakalı. Amaçlarına bakarsak tarımsal, endüstriyel ve evsel su ihtiyaçlarını karşılamaya destekte olmak. Kanalizasyon, drenaj sistemlerini işlevsiz hale getiren yağmur suyu akışını azaltmak. Açık sistemin iç işleyişi nasıl? Ve yaşamın neden bu kadar iyi destekliyor? Yaşlı yıldızlar patladığında samanyoluna ağır elementler saçtılar. Demir, kalsiyum, potasyum. İşler ters gitseydi dünyaya ne olurdu derseniz, güneş fırtınalarının kardeş gezegen G
Geriye kalın kükürtlü bulutları da içeren zararlı kimyasallardan oluşan bir cadı kasanı kaldı. Evet, bir kere sağlam.